MIT Açık Ders Malzemeleri Lineer Cebir 18.06 6. ders. Evet, bu doğrusal cebirin 6. dersi ve yeni bir bölümün başındayız. Kitabın 3. bölümü ve bu aslında doğrusal cebirin merkezine doğru gidiyor. Ve 5. dersin sonunda buna bir giriş yapmıştım. Ama şimdi 6. dersimiz artık resmen vektör uzayları ve alt uzaylar üzerine olacak. Ve sonra özellikle ilgileneceğimiz iki alt uzay var. Biri bir matrisin sütun uzayı, diğeri ise bir matrisin sıfır uzayı. Dolayısıyla size bunların ne olduğunu söylemem gerekir. Pekala. Böylece öncelikle 5. dersini hatırlayalım. Bir vektör uzayı nedir? Bir dizi vektör. Ve bunlarla toplama yapabilirim. Uzaydan herhangi iki vektörü toplayıp yine uzayda kalırım. Veya uzayda bir vektörü herhangi bir sabitle çarparsam sonuçta yine aynı uzayda kalırım. Demek ki bu aslında bu ikisini birleştirip teke indirgersem görüyorsunuz ki eğer toplayabiliyorsam ve sayılarla çarpabiliyorsam bu aslında doğrusal bileşimler yapabildiğim anlamına gelir. Bunu söylemenin kısa yolu tüm doğrusal bileşimlerin CV'nin herhangi bir katı ve W'nun herhangi bir katının toplamı uzayda kalır. Dolayısıyla ne demek istediğimi daha iyi anlayabilmeniz için size vektör uzayı olan ve vektör uzayı olmayan bazı örnekler verebilir miyim? Şimdi 3 boyutta olduğumuzu varsayalım. O zaman bu uzayda olmanın bir yolu tüm 3 boyutlu uzayı ele almaktır. Demek ki tüm R3 uzayı 3 boyutlu uzay bir vektör uzayı olur. Çünkü bir dizi vektör alırsam bunları toplayabilirim ve sonuçta istediğim şekilde olur. Kurallar sağlanır. Demek ki R3 kolay. Şimdi alt uzaylarla ilgileniyorum. Şimdi anahtar bir kelimeye geldik. Alt uzay. Bunun kendisi de bir uzay. Yani belli bir uzayın içindeki bazı vektörler. R3'ün içindeki bazı vektörler kendi aralarında bir uzay tanımlayabilirler. Bir vektör uzayının başka bir vektör uzayı. Ve bunun en basit örneği bir düzlem. Demek ki şuraya çizebilir miyim? İşte bir düzlem. Orijinden geçmek zorunda ve tabii ki sonsuza kadar uzanıyor. Şimdi bu bunun alt uzayı. Bir düzlem üzerindeki iki vektörün toplamının da aynı düzlemde kaldığını görebiliyor musunuz? Düzlemde bir vektörü alır ve eksi 2 ile çarparsam hala düzlemde kalırım. Demek ki düzlem bir alt uzay oluşturuyor. Şimdi bir noktayı vurgulayayım. Sıfırdan geçen şuradaki sıfır sıfır sıfırdan geçen düzlem bir alt uzay olur. Tamam. Ve bir diğer alt uzayda bir doğru olacak. 0, 0, 0 noktasından geçen bir doğru. Orijinden geçen bir doğru. Tüm alt uzayların orijini içermesi gerekir. Sıfırı içermesi. Sıfır vektörünü. Demek ki bu doğru bir alt uzay. Aslında bunu düzgün bir şekilde ifade etmek isteseydim R3'ün bir alt uzayı demem gerekirdi. Bu orada anladığınız o R3. Şimdi bu düzleme P diyeyim ve şu doğruya L diyelim. Ve size başka vektör kümelerini sorayım. Şunları aldığımızı varsayalım. Yani burada ilk sorum. P ve L gibi iki alt uzayı aldığımızı düşünelim. Bunları birlikte ele alayım. Birleşimlerini alayım. Tüm vektörlerini alayım.
Yani şimdi burada aklımızda P ve L var. Demek ki iki alt uzayım var. İki alt uzayım var ve örneğin P bir düzlem ve L bir doğru. Tamam. Şimdi size bunların birleşimini sormak istiyorum. Yani P birleşim L. Bu P'deki tüm vektörler veya L'deki tüm vektörler veya her ikisinde de olan tüm vektörler. Bu bir alt uzay mı? Şu bir alt uzay mı? Bu bir alt uzay mı? Yoksa değil mi? Çünkü şimdi temel fikri kavradığınızdan emin olmak istiyorum. Diyelim ki düzlemdeki vektörleri aldım. Ve şu doğru üzerindeki vektörleri aldım. Bunları birlikte değerlendirdim. Yani bir demet vektörüm var. Bunlar bir alt uzay oluşturur mu? Bana kameranın duyabileceği veya belki kayıt edebileceği şekilde söyleyebilir misiniz? Evet veya hayır diyebilir misiniz? Eğer şunu yaparsam bir alt uzayım olur mu? Düzlemdeki bütün vektörleri alırsam ve bunlara doğrumuz üzerindeki tüm vektörleri eklersem ama şu adamı almıyorum. Aslında çoğunu almıyorum. Çünkü vektörlerin çoğu ne doğrunun ne de düzlemin üzerindeler. Onlar başka yerdeler. Bir alt uzayım var mı? Yok. Doğru. Teşekkürler. Çünkü niye? Çünkü toplayamıyorum. Çünkü o kural sağlanmıyor. Örneğin bu adam gibi bir vektör alırsam ve L'den gelen başka bir vektörü toplarsam ben dışarıda başka bir yerde oluyorum. Görüyor musunuz? Birleşim kümesinden farklı bir yerde oluyorum. P'den bir vektörü ve L'den bir vektörü topladığımda sonuçta birleşimin dışında kalıyorum. Yani bir alt uzayım yok. Demek ki doğru cevap hayır olacak. Tamam. Şimdi başka bir şey sorayım. Diğer yaptığımız bir şey de kesişim almak. Bakalım kesişim ne anlama geliyor? Kesişim hem P'de hem de L'de olan vektörlerin kümesi demek. Bu bir alt uzay mıdır? Peki, yine aynı soruya dönmek istiyorum. Bu bir alt uzay mı değil mi? Ve cevap verebilirsiniz. Sorunun cevabını önce bu özel örnek için çizdiğim şu resme bakarak verin. P kesişimle ne olur bu durumda? Sadece sıfır. En azından bunu çizerken sanatçımızın fikri L doğrusunun düzlemde olmaması ve başka yerlere gitmesi ve sonra ortak olan tek noktanın sıfır vektörü olmasıydı. Sıfır vektörü kendi başına bir alt uzay mı? Evet, kesinlikle. Peki şuna ne diyeceğiz? Bu düzlem ve bu doğru olmayıp da herhangi bir alt uzay ve başka bir alt uzay olsa ne olurdu? Şimdi aynı soruyu herhangi iki alt uzay için sorabilir miyim? Belki de şuraya yazacağım. Eğer gerektiği kadar güçlüysem, tamam, bu bizim genel sorumuz. Alt uzaylarımız var. Bunlara S ve T diyelim. Ve size bunların kesişimini, S kesişim, T'yi sormak istiyorum. Ve bu bir alt uzay. Niçin olduğunu görüyor musunuz? Eğer her iki alt uzayda da olan vektörleri aldığımda ki bu daha küçük bir vektörler kümesi olur muhtemelen. Çünkü bazı ek şartlar koyduk. Bunun hem S'de hem de T'de olması gerekiyor. Bunun bir alt uzay olduğunu nasıl biliyorum? Şimdilik böyle soyut şeyler düşünelim ve sonra örnekler üzerinde görürüz. Tamam. Demek ki neden? Kesişimin içinde olan birkaç vektörü ele aldığımı düşünelim. Toplamlar niye kesişimin içinde kalır?
Tamam. Şimdi şu vektörlere isim vereyim. V ve W diyeyim. Bunlar kesişimin içindeler. Demek ki her ikisi de S'nin içinde. Bu her ikisinin T'nin de içinde olduğu anlamına gelir. Demek ki V artı W için ne diyebilirim? S'nin içinde midirler? Evet, tamam mı? Her ikisi de S'nin içinde iki vektör. V ve W alırsam toplamları da S'nin içinde olur. Çünkü S bir alt uzaydır. Ve her ikisi de T'deyseler ve onları toplarsam sonuç yine T'nin içinde olur. Çünkü T bir alt uzaydır. Demek ki V artı W'nin toplamı kesişimin içinde kalır. O her ikisinin de içinde ve dolayısıyla birinci şart sağlanmış olur. İkinci şart da aynı. Her ikisinin içinde olan bir vektörü alıp 7 ile çarparsam 7 kere o vektör S'nin içinde olur. Çünkü vektörün kendisi de S'deydi. Aynı vektör çarpı 7 T'de kalır. Çünkü vektörün kendisi de T'deydi. Demek ki bu vektörün 7 katı da kesişimin içinde. Başka bir deyişle 2 alt uzayın kesişimini aldığınızda genelde daha küçük bir alt uzay elde edersiniz. Ancak sonuç bir alt uzaydır. Tamam. Bu sanki verilen iki şartın ne anlama geldiğini vurgulamak için. Tekrar bunları daire içine alayım. Çünkü çok önemliler. Toplama ve bir sayıyla çarpma bu ikisi doğrusal bileşimi oluşturur. Alt uzayın içinde yapmamız gerekli olan buydu. Tamam. Sütun uzayına geçelim. Peki. Geçen derste buna başlamıştık ve şimdi devam etmek istiyorum. Peki bir matrisin sütun uzayı A'nın. Tamam. Bir örnek alabilir miyim? Diyelim ki 1, 2, 3, 4. 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Peki. Bu benim A matrisim. Sütunlar var. 3 sütun. Bu sütunlar, vektörler demek ki bu A'nın sütun uzayı olur. Bu A'nın. Bir süre bu örnek üzerinde duralım. Bu matrisin sütun uzayı R'nin bir alt uzayı. Hangi R'nin? Bu matrisin sütunlarına bakıyorsam hangi uzayı içinde oluruz? R4, değil mi? Bunlar R4'ün içindeki vektörler. 4 boyutlu vektörler. Demek ki A'nın bu sütun uzayı R4'ün bir alt uzayı. Çünkü A 4'e kaç A matrisi? 4'e 3 bir matris. Bu bana kaç satır olduğunu söyler. Bir sütunda kaç eleman olduğunu söyler. Demek ki R4'teyiz. Peki şimdi bu alt uzayda ne var? Yani A'nın sütun uzayı R4'ün bir alt uzayı. Buna CA, A'nın alt uzayı diyorum bunun gibi. Yani bu benim R4'ün bazı alt uzayları için kullandığım küçük sembolüm oluyor. Bu alt uzayda ne var? Peki bu sütun mutlaka 1, 2, 3, 4 bu sütun içinde, bu sütun içinde ve başka ne var? Demek ki onun içinde A'nın sütunları var. Ancak bu yeterli değil kesinlikle. Değil mi? Sadece 3 vektörü koyarak bir alt uzay elde etmem. Şimdi bunu nasıl doldurayım ki alt uzay olsun? Bunların doğrusal bileşimlerini alırım. Demek ki A'nın sütun uzayı tüm doğrusal bileşimler. Sütunların bileşimi. Ve bu şimdi bana bir alt uzay veriyor. Bu bana bir alt uzay veriyor. Çünkü bir doğrusal bileşimim varsa ve 11 ile çarparsam farklı bir bileşim elde ederim. Bir bileşim varsa ve başka bir bileşimle toplarsam bu üçüncü bileşimi elde ederim. Demek ki bu sanki en küçük uzay. Sanki bu üç sütunu içermeli ve doğrusal bileşimlerini de içermeli. Ve burada da dururuz. Peki şimdi şu uzayla ilgileneceğim. Şimdi
Şu uzayda ne olduğu konusunda fikir sahibi olacağım. Uzay ne kadar büyük? Bu uzay dört boyutlu uzayın tümü mü? Yoksa içinde bir alt uzay mı var? Şunu yapabilir miyiz? Bakalım. Tam bir ispat vermeye hazır olmasak bile bir evet hayır cevabı verebilir miyiz? Ne düşünüyorsunuz? Bu üstünde konuştuğumuz uzay, şu üç vektörün birleşimleri tüm dört boyutlu uzayı dolduruyor mu? Belki evet, belki hayır. Hayır, hayır. Bir şekilde şunu hissediyoruz. Ve bu da doğru olacak. Eğer üç vektör ve bileşimleriyle başlarsak, dört boyutlu uzayın tümünü elde edemeyiz. Şimdi demek ki bir şekilde daha küçük bir uzay elde ediyoruz. Ama ne kadar küçük. Bu buradan çıkacak, hemencecik de çıkmıyor. Önce şu önemli bağlantıyı kurayım. Doğrusal bileşimlerle bir bağlantı. Çünkü soyut tanımımızın gerisinde bir amacımız var. Ve amaç AX eşittir B'yi anlamak. Şimdi bağlantıyı kurduğumuzu varsayalım. AX eşit B'nin her B için bir çözümü var mı? Her sağ taraf için bir çözüm bulunur mu? Sanırım bu bir evet hayır sorusu olacak. Ve sonra hangi sağ tarafların uygun olduğunu soracağım. Gerçekte peşinde olduğum soru şu. Sağdaki hangi B'ler için bu sağlanır? Sorunun ne olduğunu konuşmamdan görüyorsunuz. Olduğu gibi. Cevap hayır. AX eşit B'nin her B için bir çözümü yok. Niye hayır diyorum? Çünkü AX eşit B şuna benziyor. Dört denklem ve yalnızca üç bilinmeyen. Tamam. X, hepsini yazayım. Hepsini alırsak şuna benziyor. Evet. AX eşit B'yi açık yazayım. AX şöyle. Bu sütunlar 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1 ve 2, 3, 4, 5. Ve tabii ki X'in 3 elemanı var. X1, X2, X3. Ve şimdi elde etmek istediğim sağ taraf B1, B2, B3 ve B4. Öncelikle vurgulamak istediğim bunu her zaman yapamadığım. Bu aslında 5 dakika önce bana söylediğinizi tekrarlamış oluyor. Bu vektörün bileşimleri 4 boyutlu uzayı tam olarak doldurmuyor. Bazı B vektörler, aslında bir sürü B vektörü, bu 3 sütunun bileşimi olmayacak. Çünkü bu sütunların bileşimleri ancak küçük bir düzlem veya R4'ün içinde bir şeyler olacak. Ve şimdi görüyorsunuz ki 4 denklem ve yalnızca 3 bilinmeyenim var. Aslında herhangi biriniz dalga mı geçiyorsun? 4 denklemi 3 bilinmeyenle genellikle çözemezsin diyebilir. Ama ben bazen bunu yapabileceğimizi söylemek istiyorum. Bazı sağ taraflar için bunu çözebilirim. Yani şimdi ilgilendiğim bu tür sağ taraflar. Bunu çözebilmemi sağlayan sağ taraflar neler? Günün sorusu bu. Ve bu sorunun temiz bir cevabı olacak. Ve sorum şu. Hangi B'ler, hangi B vektörleri
bu sistemin çözümünü verebilir. Ve size sormak istiyorum. Bu şimdi iki soru işareti oluyor. Önemli bir soru olduğunu gösterebilmek için. Tamam. Bana şimdi tam bir cevap vermeden önce kısmi bir cevap verin. Bu sistemi çözebileceğimi bildiğim tek bir sağ taraf verin. Demek ki hepsi sıfır. Tamam. Bu bir anlamda garantili olan. Bütün bunlar sıfır olsaydı çözebileceğimizi biliyorum. Tüm x'ler sıfır olsun, hiçbir problem yok. Tamam. Bu her zaman... Tamam. Ax eşittir sıfır her zaman çözülebilir. Şimdi başka bir sağ taraf söyleyin. Bir dizi sayı verin ki bu üçünü... Bu dört denklemi sadece üç bilinmeyenle çözeyim. Ama uygun bir sağ taraf verirseniz bunu yapabilirim. Yani bir tane söyleyin. 1, 2, 3, 4 mü? Eğer ben bunu çözebilir miyim? Bu uygun bir sağ taraf mı? Şu çözümü bulabilir misiniz? Şuna bir çözüm bulabilir misiniz? X1 artı X2 artı 2X3 eşittir 1. 2X1 artı X2 artı 3X3 eşittir 2 ve 2 tane denklem daha. Demek ki sizden aklınızdan 5 saniye içinde 4 denklem ve 3 bilinmeyeni çözmenizi istiyorum ve bunu yapabilirsiniz. Çünkü sağ taraf şurada görüldüğü gibi sütunların birine eşit. Şimdi hangi x'lerin bunu çözeceğini bana söyleyin. 1, 0, 0. 1, 0, 0 bunu çözer. Çünkü isteseniz bunu satırlarla da çarpabilirsiniz. Ama Tanrı aşkına şunu söylemek çok daha güzel. Peki, bu şu sütunun kendisi. Şunun sıfır kadar ve şunun da sıfır kadarı ve sonuçta şu sütunun bir misli kalır ki bu da elde etmek istediğimizin ta kendisi. Tamam. Demek ki uygun olan bir B bulduk. Şimdi uygun olacak başka bir B söyleyin. İstediğimizi verecek başka bir sağ taraf. Peki deneyelim hepsi bir olsa. Sonra bu durumda çözüm ne olur? 0, 1, 0. Teşekkürler. Ve aslında bunu yaparken yollardan biri önce bir çözüm tahmininde bulunmak ve sonra da bu çözümün nasıl bir B verdiğini görmek. Hangi B'nin uygun olacağını. Tamam. Şimdi bir çözüm düşünelim. Yani bir x düşünelim. Herhangi bir x1, x2, x3 şu çarpımı yapıyorum ve ne elde ediyorum? Şimdi büyük soruyu cevaplamaya hazırım. Ax eşittir b denklemini sağ taraftaki b sütun uzayı içerisinde bir vektör olduğunda kesinlikle çözebilirim. Güzel. Ax eşit b'yi b A'nın sütunlarının bileşimi olduğunda çözebiliyorum. Yani sütun uzayında olduğunda. Şimdi cevabı ayrıca yazayım. AX eşit B denklem sisteminin çözümü eğer B sütun uzayındaysa kesinlikle vardır. Bunun niye olduğunu bir kez daha söyleyeyim. Çünkü bu sütun uzayı tanımı gereği tüm bileşimleri içeriyor. Tüm AX'leri içeriyor. Sütun uzayı gerçekten de tüm A çarpı X vektörlerinden oluşuyor. Demek ki bunlar halledebileceğim B'ler. Eğer B sütunların bileşimi ise o zaman bileşim bana X'in ne olması gerektiğini söyler. Eğer B sütunların bileşimi değilse o zaman X yoktur. Yani AX eşit B'yi çözmenin bir yolu yok. Tamam. O zaman sütun uzayı işte bunun içindir ki sütun uzayı ile ilgileniyoruz. Çünkü çok temel bir adam.
çözümü ne zaman bulabileceğimizi söylüyor. Ve bu sütun uzayını biraz daha iyi anlamaya çalışmalıyız. Bakalım, düşünmek istiyor muyum? Evet, her nasılsa. Ya, güzel. Sadece buraya kadar geldiğimize göre bu özel örnek bana ne verdi? Bu ve bu ve bunun bileşimlerini alırsam aklımdaki soruyu söyleyeceğim. Aslında kelimeyi daha kullanmak bile doğru değil. Ancak yakında ne anlamı geldiğini bileceksiniz. Bu üç sütun birbirlerinden bağımsız mı? Bu üç sütunun bileşimini alırsam her bir sütun yeni bir şey katıyor mu? Katmıyor mu? Yani bu üç sütunun bileşimlerini alırsam ben herhangi bir üç boyutlu alt uzay elde eder miyim? Elimde üç tane bağımsız, bu her ne demekse, olan vektör var mı? Veya bu sütunlardan herhangi biri yeni bir şey katmıyor mu? Bu durumda yalnızca iki tanesi bir sütun uzayı verebilecek miydi? Aslında bu soruyu sormanın güzel bir yolu. Sonunda onu düşünmüyorum. Sütunlarda bazılarını atıp hala aynı sütun uzayını elde edebilir miyim? Evet. Ve hangisini atmamı önerirsiniz? Peki 3. Doğru seçim gibi görünüyor. Demek ki eğer ben ve niye? Çünkü bu üçüyle ilgili kötü olan ne? Sütun 3. Bunların toplamı değil mi? Demek ki şunları alırsam, eğer şu ikisinin bileşimini alırsam ve sonra bunu koyarsam ek bir şey elde etmiyorum. Daha sonraları bunlara pivot sütunlar diyeceğim. Ve üçüncü adam bu sayılarla bir pivot sütun olmayacak. Şimdi aslında adil olmak için size şu soruyu sorayım. Sütun 1'e atabilir miydim? Evet, atabilirdim. Atabilirdim. Ama pivot sütunu dediğimde genel uygulama bağımlı olmadıkları sürece birinci sütunları sistemde tutmak. Demek ki bu adam kalıyor. O iyi, o bir doğru. İkinci adam kalıyor bu ikinci yönde ama üçüncüsü o ilk ikisiyle aynı düzlemde ve bana yeni bir şey vermiyor. Kullanacağımız dilde bu bağımlı ve ona ihtiyacım yok. Tamam. Demek ki bu matrisin sütun uzayını R4'ün iki boyutlu bir alt uzayı olarak tanımlayabilirim. R4'ün iki boyutlu bir alt uzayı olarak. Tamam. Şimdi bu vektör uzaylarının nasıl çalıştığını görüyorsunuz. Şunu da görüyorsunuz. Gelecekte bağımlılık ve bağımsızlık önemli olacak. Tamam. Şimdi başka bir vektör uzayından söz etmek istiyorum. Sıfır uzayından. Ve yine biraz hızlı gitmiş oluyorum. Çünkü bu bölüm 3.2'nin konusu ama önemli değil. Tamam, şimdi sıfır uzayı için hazırım. Aynı matrisle çalışalım. Ve ancak bu değişik tamamen farklı bir alt uzay olacak. Tamamen farklı. Tamam. Şimdi buna yer ayırayım. Şimdi tümüyle farklı bir alt uzay geliyor. A'nın sıfır uzayı. Bunun içinde ne var? Bunun sağ taraftaki B'leri yok. Bunun X'leri var. Bu tüm çözüm yaratan X'leri içerir. Bu boş kelimesi demek istediğim buradaki anahtar kelime anlamı sıfır olacak. Yani bunun içerdiği bu tüm X çözümleri tabii burada X bizim X1, X2 ve X3 vektörleri. AX eşittir 0 denklemi için. Güzel. Çünkü elimizde 4 denklem var.
Dolayısıyla ne yaptığımı görüyor musunuz? Şimdi şunu söylerim. Tamam, sütunlar harikaydı. Sütun uzayını anladık. Ancak şimdi x'lerle ilgileniyorum. Benim tek ilgilendiğim B tüm elemanları sıfır olan. Sağ tarafın tümü şimdi sıfır. Ve x'in çözümleriyle ilgileniyorum. Bakalım bu örneğin sıfır uzayı nedir? Bu x'lerin 3 elemanı var. Demek ki sıfır uzayı bir alt uzay. Aslında alt uzay olduğunu hala göstermemiz gerekir. R3'ün alt uzayı. Demek ki bu ve bunu göstereceğiz. Bu x vektörleri bu R3'te. Halbuki örneğimizin sütun uzayı R4'teydi. Bir MYN matrisi için şu M ve diğeri de N. Çünkü sütun sayısı N bana kaç bilinmeyenin olduğunu söylüyor. Bu sütunları çarpan x'lerin sayısını söylüyor. Dolayısıyla büyük uzayı söylüyor. Bizim durumumuzda R3'teyiz. Şimdi söyleyeyim bakalım. Niye bu örnekte sıfır uzayını sırf bakarak söylemiyoruz ki? Söylemek istediğim küçük örneklerin güzelliği burada. Aslında sıfır uzayı ve sütun uzayını bulma ve bütün gerçekleri doğrudan görmenin yolu yok etme yöntemi olacak. Ve onu yapacağız. Ancak küçük örneklerde olup biteni yok etme yönteminin işlemlerine girmeden görebiliyoruz. Demek ki bu sıfır uzayı, şunu söylüyorum, yine sıfır uzayı ve şimdi de matrisi yeniden yazayım. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1 ve 2, 3, 4, 5. Sıfır uzayda ne var? Yine A çarpı X'i alıyorum, yine yazayım. Ve sizin bu dört denklemi çözmenizi istiyorum. Aslında sizin bu dört denklemin tüm çözümlerini bulmanızı istiyorum. Peki gerçekte önce bir tanesini bulalım. Niye hepsini sorayım ki? Bir tanesini söyleyin. Tek bir çözüm söyleyin. Bu denklem kümesinin bir çözümünü söyleyebilmek için matrise bile bakmanıza gerek yok. O sıfır vektörüdür. Matris ne olursa olsun sıfır uzayı sıfırı içerir. Çünkü A çarpı sıfır vektörü tabii ki sağ tarafta sıfır verir. Demek ki sıfır uzayı kesinlikle sıfır içeriyor. A şimdi bir vektör uzayı olma şansı var ve böyle de olduğunu göreceğiz. Tamam, bana başka bir çözüm söyleyin. Bu özel sıfır uzayı ve tabii ki buna NA diyeceğim. Sıfır uzayını gösterirken bu ne içeriyor? Biraz önce sıfır vektörünü hesapladık ve şimdi siz sıfır uzayında olan başka bir vektör söyleyeceksiniz. Bir başka çözüm, farklı bir x, bir başkasını. Görüyorsun, bu sütunların bir bileşimini soruyorum. Her zaman yaptığım sütunların bileşimlerine bakmak. Ancak şimdi ağırlıklara bakıyorum. Bileşimdeki katsayılara. Hadi bakalım şuralara koyabileceğim uygun sayılar söyleyin. 1, 1, eksi 1. 1, 1, eksi 1. Teşekkürler. 1, 1, eksi 1. İşte içinde olan bir vektör. Peki ama bu noktada bir alt uzay var mı? Tabii ki hayır, değil mi? Birkaç vektörüm var sadece. Hiçbir şekilde bir alt uzay oluşturmazlar. Söyleyin şimdi. Aslında niye tümünü atlamıyorum ki şimdi? Söyleyin. Bir tanecik daha işe yarayacak x söyleyin. 2, 2, 2, eksi 2. Aslında tümünü söyleyin, o daha kolay olurdu. Şimdi tüm grubu söyleyin. Bu matrisin sıfır uzayı ne? Şu şekildeki tüm vektörler bu ne olabilirdi ki? Şu 1, 1, eksi 1 olabilirdi. Herhangi bir sayı C, herhangi bir sayı ve
Yine aynı sayı ve eksi c. Başka bir deyişle aslında bu adamın herhangi bir katı. Ya bu en mükemmel tanım. Çünkü şimdi sıfır vektörü otomatik olarak içerilmiş durumda. Çünkü c sıfır olabilir. Daha önceki vektörüm de dahil edildi. Çünkü c bir olabilir. Ve şimdi herhangi bir vektör. Ve işte bu kadar. Ve elimizde bir alt uzay var mı? Neye benziyor? Şimdi bunu nasıl açıklayacaksınız? Sıfır uzayını nasıl açıklayacaksınız? C, C, eksi C şeklinde olan vektörleri örneğin 7, 7, eksi 7. Eksi 11, eksi 11, artı 11. Burada elimde ne var? Eğer tüm sıfır uzayını tanımlıyor olsam, eğer çizseydim ne çiziyorum? Bir doğru değil mi? Sıfır uzayı bir doğru. Şuradan geçen bir doğru. R3'te ve 1, 1, eksi 1 vektörü. Belki de şuraya gidiyor. Nereye gittiğini bilmiyorum. Diyelim ki şuraya. Burada bana vermiş olduğunuz 1, 1, eksi 1 vektörü var. Ve c, c, eksi c vektörü nerede? Şu doğrunun üzerinde. Tabii ki daha önce elimizde olan 0, 0, 0 da var. Ve bütün elimizde olan, bütün doğru orijinden geçen, her iki yöne de giden sıfır uzayı. R3'te bir doğru. Tamam. Bu örnekte bir bakışta sıfır verecek tüm sütunları bulabilirim. Şimdi yine bir kez daha vaktinizi alıp alt uzay tanımına ve uzay tanımına gidebilir miyim? Ve size şu soruyu sorayım. Sıfır uzayın bir vektör uzayı olduğunu nasıl biliyorum? Nasıl oldu da uzay diyebildim? Hiçbir zaman uzay kelimesini iki şartın sağlandığına emin olmadan kullanmayacağım. Gerçekten sağlandıklarını kontrol edebilir miyiz? Demek ki şunu kontrol edeceğim. Şurada devam edebilir miyim? Ax eşit sıfırın çözümlerinin her zaman bir vektör uzayı verdiğine emin olalım. Ve tabii ki yine anahtar kelime uzay. Neden emin olmam gerekiyor? Eğer elimde bir çözüm varsa x diyelim ve bir başka çözüm eksi yıldız diyelim. Toplamlarının da bir çözüm olduğunu kontrol etmem gerek değil mi? Bu bir şart. Uzay kelimesini kullanabilmem için şunu söyleyebilmem gerekir. Şundan emin olmalıyız. Eğer ax eşit 0 ve aynı zamanda ax yıldız eşit 0 ise veya belki av eşit 0 ve aw eşittir 0 demeliyim. O zaman v artı w ne olurdu? Şunu yapayım mı? Şu harfleri kullanayım. Eğer av eşit 0 ve aw eşit 0 ise eğer bu ve bu burada vurgulamak istediğim ne? A çarpı V artı W'nun da sıfır olması gerektiği. Bunun söylediği eğer V sıfır uzayındaysa ve W da sıfır uzayındaysa o zaman V artı W da sıfır uzayında olur. Ve şimdi yazdıktan sonra tümüyle komik, gülünç derecede basit. Çünkü matris çarpımı bana bunu AV artı AW parçalarını ayırabilirsin diyor. Gülünç derecede basit dememeliydi. Hoş bir şey değildi. Şimdi burada matris çarpımının temel bir kuralını kullandık. Aslında ispatlamadan kullandık ama orada bir sorun yok. İspatı rahatça atlayabiliriz. Sanırım o dağılma kuralı, şunları ayırabildiğim kural, şunları iki parçaya ayır. Şimdi asıl noktayı görüyorsunuz.
AV eşit 0 ve AW eşit 0. Demek ki 0 artı 0 eder 0. Demek ki doğru. Benzer bir şekilde şunu da göstermem gerek. Eğer AV eşit 0 ise A çarpı V'nin bir katı diyelim ki 12 V'nin de 0 olması gerekir. Bunu nasıl biliyorum? Çünkü şu 12'yi dışarıya alabiliyorum. Bir sayı, bir skaler dışarıya alınabilir. Dolayısıyla 12 tane AV'm var. 12 tane 0 aslında. Sonuç 0. Her şey tamam. Şimdi gerçekten de şunu anlamak önemli. Şimdi şuna bakalım. Vektör uzayının anlamını kavradık mı? Bunu sağ tarafı değiştirerek deneyelim. Şimdi sağ tarafı 1, 2, 3, 4'ü değiştireyim. Tamam, peki. Niye tüm doğrusal cebiri tek derste yapmıyoruz ki? Peki. Şimdi bu denklemin çözümlerini bilmek istiyorum. Şu 4 denklemin. Demek ki 4 denklemim var. Yalnız 3 bilmeyenim var. Eğer çok özel bir sağ tarafım yoksa çözümüm de olmayacak. Ama bu çok özel bir sağ taraf. Ve bir çözüm olduğunu da biliyoruz. 1, 0, 0. Başka çözümler de var mıydı? Bunlar bir vektör uzayı oluşturuyorlar mıydı? Tamam. Burada iki soru soruyorum. Birincisi, artık sağ taraf 0 değil. Artık 0 uzayına bakmıyorum. Sıfırları değiştirdim. İlk sorum, çözümler eğer çözüm varsa, ki aslında var, çözümler bir alt uzay oluşturur mu? Önce bu birinci soruyu cevaplayalım. Evet mi, hayır mı? Eğer şu çözümlere bakarsam bir alt uzay elde edebiliyor muyum? X1, X2, X3'e geri döneyim. Bütün X'lere, R3'teki AX eşit B'yi çözen bütün vektörlere bakıyorum. Tek değişiklik artık B vektörünün sıfır olmadığı. Bu durumda X'ler, çözümler bir vektör uzayı oluşturuyor mu? Bunun çözümleri bir alt uzay oluşturmuyorlar. Çözümler oluşturmuyorlar. Çünkü bunu nasıl göreceğim? Sıfır vektörü çözüm değil. Dolayısıyla daha başlamış bile değilim. Sıfır vektörü sistemi çözmüyor. Çözümler vektör uzayı oluşturmuyorlar. Bunlar neye benziyor? Peki, bunu göreceğiz. Ancak bu örnek için yapalım bakalım. Demek ki bir sıfır sıfır bir çözümdür. Bunu hemen görmüştünüz. Başka çözümler var mı? Bu denklem sistemine ikinci bir çözüm bulabiliyor musunuz? 0, eksi 1, 1. İşte bu. 0, eksi 1, 1. Evet. Çünkü bu şunu söylüyor. Bu sütunu eksi 1 ile çarpıp buna ekliyorum. Ve gerçekten. Bu doğru. Demek ki burada bir çözümler takımı var. Fakat bunlar bir alt uzay oluşturmuyorlar. Şimdi neye benzediğini söyleyeceğim. Bu orijinden geçmeyen bir yüzey gibi. Belki orijinden geçmeyen bir doğru da olabilir. AX eşit B'nin çözümünü çizdiğimde sanırım fikri yakaladınız. Alt uzaylar orijinden geçmek zorundalar. Eğer X'lere bakıyorsam bunların AX eşit B'yi çözmelerini isterim. Bir şekilde bugün üzerinde konuştuğumuz iki alt uzayımız var. Alt uzaylar hakkında söyleyebileceğim bir tür iki yol var. Eğer sütun uzayları hakkında konuşmak isteseydin, birkaç sütun söyler ve onların bileşimlerini alın derdim. Şimdi bu alt uzayı oluşturuyorum. Birkaç vektör koyuyorum ve bileşimleri bir alt uzay oluşturuyor. Şimdi şuna gidince, şurada alt uzay olana geri döneyim. Burada sıfır uzaydan bahsettiğimde içinde ne olduğunu söylememiştim.
içinde ne olduğunu bulmamız gerekiyordu. Size söylediğim bu denklemlerin sağlanması gerektiği. Bunları görüyorsunuz. Bunlar bir alt uzayda ne olması gerektiğini doğal olarak gösteriyor. Ben size ya birkaç vektör verir, uzayı doldurun, bileşimlerini alın derim veya bir denklemler sisteminde x'lerin sağlanması gereken kuralları veririm. Ve her iki yolda alt uzayları oluşturur. Alt uzay oluşturma da önemli yollardır. Tamam. Bugünkü derste aslında 3.2'nin önemli noktalarını işledik. Sıfır uzayı fikri işlendi. Şimdi gelecek derste alt uzayı daha büyük örneklerde, gözle çözümü olmayan örneklerde nasıl çözeceğimizi göreceğiz. Gelecek derste görüşmek üzere. Teşekkürler.